Selam arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere abstract chain'in testnet işlemlerinden bahsedeceğim. Abstract chain biliyorsunuz şu an testnet'te ve yeni yeni çok hype'lanmaya başlandı. Biliyorsunuz arkasındaki bulunan proje Pudgy Penguins ekibinden insanlar bulunuyor ve bu projeyi de destekliyorlar aynı zamanda. Zaten Pudgy Penguins'le aralarında çok bir yakınlık var. Çünkü bunu zaten Luka'dan da görebiliyoruz. Luka zaten Pudgy Penguins ekibinin de içinde olan biri ve Abstract Chain'de de burada gördüğünüz gibi bulunuyor arkadaşlar. O yüzden Abstract Chain'in Pudgy Penguins'le birlikte çok güzel ilerleyeceğini düşünüyorum ben. Şimdi testnet işlemlerini yapacağız. Testnet'te neler yapabiliriz vesaire, bunlardan bahsedeceğim sizlere. Testnet'ten airdrop da alabiliriz, alamayabiliriz ama ben testnet işlemlerini ücretsiz bir şekilde yapmak istiyorum. Hani ücretsiz bir şekilde airdrop kasmanın en önemli yöntemlerinden bir tanesi. Birkaç testnet işlemi yapacağım zaten. Hani birkaç projenin testnetini yapacağım. Zaten şu anlık abstract chain'de de çok fazla yapılabilecek bir şey yok. Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle arkadaşlar ilk etapımız birkaç ve bu videonun ilerleyen dönemlerinde, saatlerinde, zaten dakikalarında diyeyim. Aynı zamanda buranın içindeki, abstract chain içindeki OG projelerden de bahsedeceğim. Buralardan whitelist alırsanız ve takip alabilirsiniz, güzel kazançlar bırakabilirler diye düşünüyorum şimdiden. O yüzden bence videoyu sonuna kadar izlemelisiniz diyorum. Öncelikle bu ilk projemiz olan abstract chain üzerinde bir cüzdan oluşturmuşlar. Ve bu cüzdanı arkadaşlar girip oluşturabiliyorsunuz. Zaten linkleri YouTube'da alt tarafa, Twitter'da üst tarafa bırakacağım linklerin hepsine. Bu abstract üzerinden cüzdanı Gmail'inize bağlanarak oluşturabilirsiniz. Ve oluşturduktan sonra böyle arkadaşlar bir şey geliyor karşımıza ve submit tx diyerek bu cüzdanımızda bir tx atabiliyoruz. Şu anlık bu cüzdanı kullanamıyoruz hiçbir projede vesaire. Ama ilerleyen dönemlerde daha farklı işlemlerde kullanabileceğiz. Yani testnet'te bu işlemleri yaptık bitti değil, daha devam edecek işlemlerimiz. Ben bunları zaten Twitter'dan duyuruyor veya YouTube'da video çekiyor olacağım ama şu anlık güncel olan işlemlerin hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle burada bir cüzdan oluşturuyoruz, sonra bir transaction atıyoruz ve burada şu anlık işimiz bitiyor. Ben Gmail ile oluşturdum. Gmail oluşturmak gerçekten kolay ama dezavantajları da Gmail'iniz eklenirse cüzdanınız da ileriki bir dönemde eklenebiliyor. Hani o yüzden Gmail'de ama bence zaten çok güvenlikli bir sistem olduğunu söyleyebilirim. İkinci işlemimiz arkadaşlar Abstract Chain üzerinde yine bir site var. Abstract Deform diye bir site arkadaşlar. Buraya girip MetaMask'ımızla bağlanıyoruz. Ben MetaMask'ımla bağlandım gördüğünüz üzere burada. MetaMask'ımızla bağlandıktan sonra arkadaşlar X hesabımızı bağlıyoruz. Ben Yanix hesabımı bağladım çünkü burada Red, Weak, Light gibi görevler yaptırıyor arkadaşlar. Yanix hesabımızdan da burada mesela Light görevi var, tıklıyoruz. Burada Light görevini diyelim yapmamızı istiyor, hemen yapıyorum. Bu benim yan hesabım. Burada yaptım arkadaşlar ve verify diyorum. Verify dedikten sonra arkadaşlar puanımız hemen geliyor. İleride bu puanlarla arkadaşlar Discord'larından rol alabiliriz veya herhangi bir ekstra aktivitelerde bulunabiliriz. Belki bu puanlara da yarın bir gün bir airdrop atabilirler. Tabii ki de kesin bir şey yok ama hani yapmakta fayda var. Ekstradan referans olarak puan kazanabiliyorsunuz. Ve bir leaderboard sistemi var burada gördüğünüz üzere. Leaderboard sisteminde de baktığınızda benim 70 puanım var ve rankingim burada gördüğünüz üzere daha görünmüyor. Eklenecek burada. Gördüğünüz üzere. Burada sonrasında baktığımızda abstract chain'in Twitter'ını zaten beğenmiştik. Bu burayı da yaptıktan sonra bu görevleri mutlaka yapın. Kolay görevler çünkü. Bu görevleri yaptıktan sonra da interact görevleri var arkadaşlar. Interact görevlerinde geçtiğimizde burada da bir tane NFT mintleyeceğiz ve bunun 18 günü 21 saati var dostlar. Buradaki görevler de çok kolay, hep beraber birlikte yapalım. Öncelikle Twitter'larını takip etmemizi istiyor. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi buraya girip arkadaşlar hesap edit profile'dan burada hem Twitter'ınızı bağlayın hem mailinizi bağlamayı unutmayın arkadaşlar, yoksa görevleri saymıyor. Aynı zamanda ben MetaMask'la bağlandım. Burada arkadaşlar Twitter'dan takip ediyorsunuz. Bunu yapıyor. Yaptım ben. Tiklendi. Sonra arkadaşlar buradaki linke gelip geliyorsunuz. Abstract chain linkine. Şunları kapatayım ben. Yapmıştım. Join waitlist diyorsunuz. Buraya mailinizde giriş yapıyorsunuz. Mailinize bir kod giriyor. Onu giriyorsunuz. Sonra burada verify yapıyorsunuz. Sayıyor. 2-3 kere deneyin. Ben de ilk başta saymadım. Sonraki işlemlerde testnet token Faceit'ten al diyorlar arkadaşlar. Burada nereden alacağız? Sefolia üzerinden almamızı istiyor herhalde. Hemen devam ediyoruz. Bu abstract chain üzerine almamızı istiyor. Hemen buraya MetaMask'ımızı atmamızı istiyor arkadaşlar. MetaMask adresimi kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Burada 0.001 Ethereum ver bize dedim. Ve success dedi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi alım işlemini gerçekleştirdik. Ve buna da bir verify yapıyoruz. Kabul edecektir diye düşünüyorum. Hemen etmese de birazdan edecektir. Sonrasında diğer işlemlere devam ediyorum bu kabul etmedikçe.
Burada diyor ki arkadaşlar, linke git diyor, wallet'ını bağla diyor, Ethereum Sefolia seç diyor ve abstract chain testnet'ine bunları gönder diyor. Şey gir diyor. Hani tutar gir diyor ve continue ve bas approve bas diyor hemen burada. Hemen şöyle buraya gitmemizi istiyor. Buraya öncelikle wallet'ımızı gönderip buradan ne alıyoruz arkadaşlar? Sefolia Ethereum alıyoruz. Hemen şöyle. Burada ama öncelikle minimum Ethereum balance şu an alamıyorum herhalde. Galiba diğer yerden aldığım için olmuyor. Bende olması lazım. Bir saniye. Buradaki verify gerçekleşir arkadaşlar. Bunlara biraz basın, biraz sürüyor. Sonra next diyoruz arkadaşlar. Burada linke git diyor. Hemen linke gidiyoruz buradan. Buradan linke gittikten sonra arkadaşlar wallet'ımızı bağlıyoruz. MetaMask'ımızı bağlıyoruz. Burada Ethereum bunlara geç diyor. Ben Ethereum Sefolia testnet'e geçeceğim. Çünkü oradan parayı atacağız ya. Buradan bir tutar gireceğiz arkadaşlar. Ethereum'u görüyorsunuz. Benim ne kadar Ethereum'um var burada gördüğünüz üzere. Bende varmış. 0.02 yollayacağım mesela. 0.02 yollayacağım arkadaşlar. Abstract testnet'e. Zaten bu balansın biraz görmesi zor oluyor. Bu site biraz arkadaşlar yavaş olabilir. Ethereum Sefolia testnet'ten buraya yollayacağız. Veya aynı şekilde abstract testnet'ten buradan gördüğünüz üzere şuradan mesela böyle buraya da yollayabilirsiniz aynı şekilde. Abstract'a geçtim mesela. Abstract'ta var mı? Abstract'tan claim etmiştik zaten. Dur bakayım. Burada gördüğünüz üzere buradan da buraya yollayabiliyorsunuz çok küçük bir miktarda. Testnet işlemleri bunlar. Burada zaten önemli olan testnet'te işlem yapmak diyebilirim. Sonra buraya geliyoruz. Burada zaten hangisinden hangisine at diyor. Bakayım. Tamam, Ethereum'dan da buraya atabilirsiniz. Buradan da buraya. İkisinden de yapın bunu. Şöyle söyleyeyim. Next dedik ve verify dedik. İkisine de verifylemeye çalışıyorum şu an. Tabii bu biraz daha geç onaylanabilir. Çünkü bu hani burada daha bunu yollayacak buraya yani. Gördüğünüz üzere. Aynı işlemi bu arada Ethereum'dan şuradan abstract chain yerine Sefolia seçin burayı. Abstract chain'e göndermeyi deneyebilirsiniz. Şu an ama şu an için bir sıkıntı olabilir. Şöyle söyleyeyim. Hemen nerede? Bizim bu kadar çok ağ kullanıyoruz ki artık. Hemen bir F5 atalım. Bridge işlemini tam tersi işlemde yapmayı da unutmayın. Şöyle. Ethereum Sefolia'ya geçtim. 0.0001 yaptım. Bu hani şu anlık ağ yavaşlığından dolayı fiili de tahmin edemiyor. Bu işlemi de mutlaka yapmayı deneyin. Bu işlemi de mutlaka yapın. Şu an ağda bir sıkıntı olabilir ama sonrasında en kötü yapın yani. Demek istediğim böylecik de sayacaktır. Şu an ikisini de saymadı ama sayacak çünkü doğru yaptık işlemleri. Hani bu verify'ları sonra bir yaptığınızda hepsi olacak. Sonra arkadaşlar Interact'ın Twitter'ını takip edin diyor. Burada. Ben yanlış hesaptayım. Diğer hesabımı bağlamıştım. Buna geçiş yapacağım. Burada takip ediyordum zaten Interact'ta herhalde. Hemen şöyle basalım. Evet, takip ediyorum zaten. Verify diyelim buna da. Sonra bu tweet'i likelayın diyor. Bu tweet'i likelıyoruz. Hepsinin verify'ini yavaş yavaş kabul edecek. Ben size işlemleri nasıl yaptığınızı söyleyeyim. Siz sonra verify'larsınız arkadaşlar. Sonra kampanya enhancement'ını retweetleyin diyor. Bunu da aldıktan sonra bütün görevleri buradan capture ile birlikte tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada trafik lambası falan seçti. Görevler bu kadar basit. Hani bunları biraz geç bir 10 dakika 15 dakika telaylı algılıyor. Siz bunları yaptıktan sonra arkadaşlar buradan görevleri alırsınız. Hani dediğim gibi burada da bir interact mint görevi var. Bunu yapabilirsiniz. Hemen şunları da kapatalım. Şimdi buraya da geçtikten sonra arkadaşlar yeni sitemiz nereydi? Galaxy arkadaşlar. Galaxy üzerinde 3 tane görev mevcuttu. Buradan arkadaşlar bir tanesi geçti. Ne yazık ki ona ben de katılamadım ama diğer 2 göreve katılabilirsiniz. Bu görev, şu görev kolay arkadaşlar. Ne diyor? Abstract chain Twitter'dan takip et. Like at, like at, retweet at, like at. İşte bu sayfayı git. Burada arkadaşlar space user mısın gibi şeyler var. Buraya gel. Ve like at arkadaşlar en son. Bunları yaptıktan sonra da burada da bütün taskları tamamlayabiliyorsunuz. Ama şu görev biraz daha zor. Çünkü bu görevde daha önce Galaxy kullanıp Web3 skoru, Humanity skorunuzun olmasını istiyor Galaxy'de. Galaxy pasaport holder olmanızı istiyor. Ve arkadaşlar burada Galaxy subscriber versiyonu istiyor. Bunu herkes yapmamış. Hani bunu yapmak zorunda değilsiniz ama en azından bunu yapın arkadaşlar şuradaki.
Devamına baktığımızda arkadaşlar yapılacak işlemler bu kadar. Birkaç OG koleksiyonundan bahsetmek istiyorum. İlk en çok bahsetmek istediğim arkadaşlar OG koleksiyonlar Kana Sapiens. Kana Sapiens arkadaşlar zaten whitelist'ini biz de dağıtmıştık. Girip buradan whitelist almaya çalışabilirsiniz. Çünkü Mint Abstract Chain'de olacak ve değerli olabileceğiniz düşündüğümüz projelerden bir tanesi Kana Sapiens. Hatta en OG proje şu anlık bu diyebiliriz NFT'de. Burada Abstract Chain için. Güzel bir hype da yaratabilir. O yüzden bakabilirsiniz zaten hepsini burada. Kana Sapiens'in web siteleri de burada. Şuradan da kontrol edebilirsiniz. Abstract Punks ileride belki biraz da olsa kazandırabilecek projelerden bir tanesi. OG bir koleksiyon diyemeyiz ama hani yeni yeni piyasaya giriyorlar. Discord'larında şu anlık sadece böyle good morning falan fistan öyle muhabbetler dönüyor. Hani çok bir şey yok ama burayı da takip alabilirsiniz. Sonra devamına baktığımızda Abstract üzerinde meme tokenlerin alınıp satılabileceği burada arkadaşlar Multipler Fan sitesi gelecek. Buraya da takibi nereden aldım arkadaşlar? Burada genelde Luka'nın vesaire veya Abstract ekibinin takip ettiği projelerden takibi alıyorum. Bunlar da o projelerden arkadaşlar. Aynı zamanda Vibe sitesinden de yine burada meme tokenlerle ilgili bir site yapıyorlar. Bunu da ileriki vakitte güzel bir şeyle olabilir. Bu tarafta da takip alınabilir. Aynı zamanda burada bir DEX sitesi yapmışlar. Trade atabileceğiniz bir site ve kazanç sisteminde ileride Liquid'de ekleyip de kazanabileceği bir site arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere. Buradan da bahsetmek lazım. En sonunda arkadaşlar Zoo.Fun'da burada ileride bir launchpad sitesi olacak yine Abstract Chain üzerinde. O yüzden değerli olabilir diye düşünüyorum dostlarım. Abstract Chain'de şu anlık bahsetmek istediğim bütün web sitelerinden bahsettim. Ve işlemlerden bahsettim. Galaxy'nin şunu çok kolay yapılabilir. Bunu herkes yapmaya da bilir. Hani yapmak isteyenler illa o görevleri tamamlamak zorunda. Ama burada waitlist'e kesinlikle katılın. Aynı zamanda interact görevlerini de kesinlikle yapın. Benim saymasa da bazılarını yine deniyorum ama hani sayacaktır. Biraz sadece denemek lazım. Burada baktığımız zaman sonrasında kesin buradaki puan alabileceğiniz Twitter görevlerini de yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de cüzdan oluşturun diyorum sizlere. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Abstract Chain ile ilgili gelecekte gelecek bilgiler, ayrıntılarla ilgili de tweet atıyor, YouTube'a video yüklüyor ve Discord'da konuşuyor oluruz dostlarım. Bence güzel kazandırabilir. Özellikle bir airdrop yaparlarsa. Yapmazlarsa da kendi bilginizi geliştirip ağ üzerinde işlem yapıp OG projelerini öğrenip oralardan whitelist vesaire almaya çalışabilirsiniz. Çünkü bu suyu da çok olmuştu. Testnet'te kullandığımız birçok proje sonradan kazandırabiliyor. Bilemiyorsunuz. O yüzden takip almakta fayda var. Bu videoyu beğendiyseniz dostlar Twitter'daysanız like yorum RT atmayı, YouTube'daysanız like yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da ayrıca unutmayın arkadaşlar YouTube'dakiler. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Bay bay.